Lezzet Avcısı 52. tadım testiyle daha karşınızdayım. Bu videomuzda bakın ne yazıyor burada. Süper ekşi Japon sakızları açıyoruz. Japon şeftalisi aromalıymış bunlar. Zaten Japon şeftalisi meşhurdur. Fakat süper ekşi tatları varmış. Ambalaja baktığım zaman iç kısımlarının dolgulu olduğunu görebiliyorum. Ve burada da bir nane yaprağı mı var acaba? Nane olabilir. Hem şeftali hem naneli. Gerçekten hiçbir fikrim yok. Hemen açalım bakalım nasılmış. Şöyle üst kısımdan yokladığım zaman içerisinde 3 tane olduğunu anlayabiliyorum. Bakalım gerçekten 3 tane mi var? Ay çok merak ettim şu an. Hemen koklayacağım. Aa gerçekten 3 tane sakız çıktı. Ay çok güzel şeftali kokuyor. Hatta böyle bazı meyveli yoğurtlarda, kayısılı meyveli yoğurtlarda, hani daha doğrusu kayısı aromalı meyveli yoğurtların kokusu olur ya. Aynı ondan kokuyor. Yani bana bunun şeftali olduğunu söylemeseler ben bunu kayısı kokusu olarak anlarım. Kesinlikle çok şahane, çok tatlı bir kokusu var. Şöyle bakalım hemen yumuşak mı sert mi? Oo sert galiba ya. Bakalım. Aa çok da sert değil. Bakın şöyle. Şimdi iç kısmındaki dolgusunu bir çıkarmaya çalışacağım. Nerede? E dolgu arıyorum. Dolgu yok. Aa dolguyu yemiş. Sakız dolgusunu yemiş. Şimdi bakın burada pembe. He tamam. Şimdi bu Japon atıştırmalıkları genelde böyle şey yok arkadaşlar ya. Ne derler ona? Gıda boyası mı? Yapay renklendirici. Heh, şimdi geldi ismi aklıma. Yapay renklendirici çok fazla kullanmıyorlar. O yüzden ben böyle içinden koyu pembe bir sos ararken aslında böyle şeffaf bir sos var içinde. Ama şimdi ben bu sakızı bir deneyeceğim. Ekşi. Ekşi olduğunu unuttum. Hepsini bir anda ağzıma attım. Son anda ekşi olduğunu unutmuşum. Çıkartabilir miyim? Allah. Çok ekşi. Çok pardon. Su içmem lazım. Aa bayağı ekşiymiş. Kusura bakmayın. Şunu da şöyle alayım. Ya çok güzel. Süper eğlenceli bir sakız. Onu söyleyeyim. Tadı çok güzel. Ama çok ekşi. Eğer burada satılsa ben bu sakızdan alırım yani. Sırf eğlencelik arkadaşlar. Ben zaten Japon atıştırmalıklarını çok seviyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olduğunuz için çok ama çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.